Evet arkadaşlar, karşınızda 2023 model Nissan Qashqai Skypack 4x4 ile beraberiz. Hep beraber kısa ve öz bir şekilde arabayı detaylı bir şekilde bir inceleyelim. Bakalım nasıl? Aile otomobili mi? Araç biraz kirli. Gerçekten 4x4 olduğu için biraz bozuk yollarda kullanılıp geldi. Biz biraz bir test edelim. Önce dışından başlayalım. Evet arkadaşlar, ön taraftan baktığınız zaman logoda Nissan logonun artık yeni olduğunu gördüğünüz gibi ön böbreğin olduğu yerdeki delik havalandırmaları ve açıkçası Nissan'da artık özleşmiş ön LED farlar geliyor. Kendi çizgileriyle beraber şöyle bakın, artık siz farları şurada alt tarafta konuşlandırmış, burada da havalandırma, bakın karşı taraf normal gözüküyor. Qashqai'nin kendine özel has logosuyla birlikte arabanın kendi üzerinde arkadaşlar 18 jant lastik geliyor. Bu arada alt basamak daha sonradan kullanıcı tarafından eklenmiş. Gördüğünüz gibi LED yine mevcut. Dışarıda piyano bilek ve alüminyum çıtalar gördüğünüz gibi boydan boya uzanıyor arkadaşlar. Camların şu geçiş hat çizgisine baktığınız zaman şu taraftan siyahın gitmesi, gerçekten bakın şöyle uzaktan bakın, arabaya gerçekten ayrı bir hava katıyor. Özellikle şu arka tarafı da çok karizma duruyor. Yani baktığınız zaman gördüğünüz gibi LED, sanki bir XI7 tarzında bir hava var arka bakışına bakacak olursak arkadaşlar. Şöyle şu bombenin şu kareliği daha arabayı arkadan daha geniş ve daha kaslı bir gösteriş yapıyor. Ama iç aydınlatması, içi gerçekten ferah. Şimdi şöyle bir kapıyı açıp da bir iç malzemesine bakalım. Aydınlatmalarımız yanıyor, onu bir kapatalım. Bakın arkadaşlar, kapıların gayet yumuşak bir deri. Burada da yine devam ediyor. Burada da, burası sert plastik, alüminyum kaplama devam. Belki burada biraz daha estetik bir plastik ya da bir Qashqai'nin bir kapı alt eşiği olabilirdi. Sadece koltuklarımız ileri yukarı aşağı olarak elektrikli olarak karşımıza çıkıyor. Belki yine elektrikli olarak düşünülebilirdi. Burada tamamen yumuşak deri kullanılmış arkadaşlar. Burada da yine yumuşak plastik. Şöyle içine oturalım. Koltukları özellikle biraz yumuşak. Öyle çok sert bir yoracak bir koltuk skalası yok. Biraz daha rahat arkadaşlar. Çok zorlayıcı bir tonda değil. Anahtarlığımız şöyle gösterelim. Aslında gayet basit bir anahtarlık. Şöyle arabayı bir startını vereyim, siz de görün. Anahtarlığı koy diyor, yakınlaştır diyor. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi bir kere daha basıyorum. Arabamız çalıştı arkadaşlar, selamlama ile birlikte. Şöyle bilgilerden de bahsedelim. Ekran şu an arabamız test aracı, 3600 kilometrede. Yakıtına bakalım, 8.2 ortalaması var arkadaşlar 3600 kilometrede. Yani belki hayalet ekranda olabilirdi Skypack'te de bu görüntü ama yine de gayet başarılı. Koltuk direksiyonu yönlendirme butonları gayet belli. Pedal shift de var arkadaşlar. Buradan vites değiştirebiliyorsunuz. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Multimedya ekranı biraz daha küçük diğer rakiplerine oranla. Sanki böyle biraz Egea'nın ekranının orta paket ekranı gibi. Havalandırma klima butonu aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Telefon şarj ünitesi buradan mevcut. Vitesimiz gördüğünüz gibi yine bazı Stellantis grubundan alışık olduğumuz bir vites konsolu var. Burada da arkadaşlar şerit takip, eko modları, yine sürüş modlarıyla 4x4 modları, buradan modları ayarlayabiliyorsunuz. Kolçak geniş, şöyle hemen hemen bir karış. Kolçağın içinde 2 adet USB girişi var arkadaşlar. O da yine gayet hoş bir çizgi. Bakın şuradaki alüminyum detay gerçekten güzel olmuş. Skypack olduğu için gördüğünüz gibi komple cam tavan. Şöyle de göstereyim ben size. Şöyle isterseniz kapatıp açabiliyorsunuz. Arkası da gayet ferah. Yani CHR'dan sonra gayet ferah bir görüntü sunuyor. Dilerseniz bir de arka cepheden bakalım. Evet arkadaşlar, arka taraftayım. Yani diz mesafe, bacak mesafesi gayet rahat. 1.82 koltuğu kendime göre ayarladım. Şöyle bakın, sürüş pozisyonuna da baktığınız zaman gayet iyi. Kafamda bir karış, yanlarda bir karıştan fazla bir boşluk var. Şöyle de size göstereyim.
Yani gayet iyi. Biraz da çekim akşama bıraktık arkadaşlar. Hani biraz daha karanlık bir görüntü olabilir. Şöyle. Gayet güzel. Ortada kolçağımız mevcut. 2 adet bardaklığımız da var. Yine bu da gayet hoş ve şık olmuş. 2 tane havalandırma menfezi ama oldukça sade arkadaşlar. Yine Type-C ve USB'li olarak 2 adet şarj yeri de mevcut. Şöyle bagajını da açalım. Bagajına gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle çok büyük bir bagaj yok. Biraz daha portatif bir bagaja benziyor. Kendi rakiplerine oranla. Şöyle altta bir göz daha var. Yani bu gözü cep olarak kullanılıp yani bunu buradan kaldırıp bunu da buradan kaldırdığınız zaman arkadaşlar pandizotu daha geniş bir yükleme alanı karşınıza çıkabilir. Elektrikli bir bagaj kapağı yok. Manuel. Manuel olarak açıp kapatıyorsunuz. Yine de yeterli ama daha büyük olabilirdi tabii ki. Evet arkadaşlar 1.3 160 beygirlik bir motor var. Renault'dan tanıştık olduğumuz 130 beygirlik, 130-140 beygirlik olan motorun Qashqai'ye uyarlanmış hali. Yani gaz tepkimesi çok iyi. Yani anında hemen fırlama gösteriyor araba. O açıdan gayet hoş bir şeyi var. Yani hacimli bir araba, büyük bir araba. Yani bir SUV sürdüğünüzü anlayabiliyorsunuz. Onu özellikle size söyleyeyim. Geniş bir araba. Yukarı konumlandırması falan da gayet güzel. Buradan gitmeyelim. Şöyle gidelim. Malzeme kalitesi bence rakiplerine oranla bir tık daha iyi olabilir. Örneğin... Tabii vitese biraz alışık olmadığınız için farklı gelebilir. Ben de mesela ilk defa kullandım. Ama gidişat olarak hissiyat güzel. Bir de bakalım şu çukurlardan nasıl geçiyor. Maşallah köpekler öyle aste ki. Dur ben geçeyim. Dur oğlum. Evet yani sportaj hemen hemen sportaj varı arkadaşlar. Yani ne çok yumuşak ne çok sert bir havası var. Ama yine güzel. Hatta şöyle bir ufak bir ara hızlanma yapayım bakayım. İyi arkadaşlar. İyi kaçıyor ama benzin göstergesi de iyi kaçıyor yani. Hemen o ara tak tak vuruyor. Şerit takip olsun. Onlar da var zaten arabada. Gayet başarılı. Yani C-SUV 4x4 1.6 1.7 TL arasında 1.7 milyonluk araç olarak değerlendirmek isteyen arkadaşlar için gerçekten değerlendirilebilecek bir otomobil arkadaşlar diyerekten lafı çok da uzatmak istemiyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.